Merhabalar, Tasarım Evi'nin yepyeni programıyla yine karşınızdayız. Siz değerli konuklarımız ve izleyicilerimiz için böyle gerçekten güzel bir bölüm hazırladık. Bugün sizin alışık olmadığınız durumdayım. Oturuyorum. İnanın ben de kendimi hiç hissetmiyorum. Hani böyle bir heyecan yapmadı ama ne yaptı biliyor musunuz? Böyle bir kasıntı hale geldim. Ama acaba şöyle mi böyle mi falan filan. İlk başta hazırlanırken kendimi çok kastım. Ama bugün güzel bir konuğum var. Değerli bir konuğum. Mecburen onun işi gerçekten çok zor bir iş. Oturarak yapmak zorunda. Çünkü koluyla güçle hareket ediyor. Mecburen bugün böyle sizin karşınıza oturarak geçtim. Ama böyle bunun da bir rahatlığı varmış gerçek. Ayakta durumun hani böyle bir sürekli bir düzelme falan gereği duyuyoruz. Şimdi böyle elimizi masaya koyuyoruz. Nereye koyacağımızı hemen bulabiliyoruz falan. Böyle bir rahatlık oldu. Belki de bundan sonra Salih böyle de denerim. Ne dersin? Olur mu? Böyle tamamdır. Olabilir diyor Salih de. Ayarlayacağız o zaman. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle sizlere konumu tanıtıyorum. Sonra kendimin neler yapacağını, onun neler yapacağını bahsedeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Sağ olun. Heyecanlı olduğunuzu tabii ki biliyorum. Evet. Biraz heyecanlıyım. Böyle siz ekrana dönük durun. Böyle evet, görsünler sizleri. Teşekkürler. Heyecanlı olmak çok normal. Ben de her gün bölümümü başlarken gerçekten çok ama çok heyecanlanıyorum. Çünkü değerli izleyicilerimiz, onlar da benim konuklarım sayılır. Sağ olsunlar. Benim için zaman ayırıyorlar ve muhakkak bugün şunu izledik, bunu izledik diye bir de bana güzel güzel mesajlar atıyorlar. Sağ olsunlar. Yani onların karşısına geçmek beni de çok heyecanlandırıyor. Siz de bu kadar tabii ışığı, kamerayı bir arada görünce sizin de heyecanlanmanız evet, çok normal. Evet. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben sizi tanıyorum azca ama evet, izleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Rukiye Deveci. Ev hanımıyım. 20 seneden beri bu işi yapıyorum. Çinilik yapıyorum. Özel siparişler alıyorum. Özel dersler veriyorum. O şekilde geçindimi düzenliyorum yani. Ne güzel, ne güzel. Bakın buradan çok güzel bir mesaj verdiniz aslında evet, izleyicilerimize. Diyor ki ev hanımıyım. 20 senede mi? 20 sene dediniz değil mi? 20 yıldır bu işle uğraşıyorum ve ev geçimimi sağlıyorum dedi. Evet. Buradan her zaman bu mesajı veriyorum. Sizler de bunları yapabilir, çevrenizdeki insanlara satıp maddi gelir kazanabilirsiniz. Bakın işte canlı örneği. Zaten Rukiye Hanım bana ilk ulaştığında dedim ki sizi zevkle konuk etmek istiyorum kesinlikle. Çünkü nedeni o kadar önemli ki sizlere de birer örnek olsun. Neden? İlla herkes para kazanmak anlamıyla bakmaz. Evet. Boş zamanlarını değerlendirmek evet, amacıyla tabii, da bakabilir tabii, değil mi? Tabii tabii. Hobi olarak da başlayabilirsiniz. Yani evinize güzel bir destek aynen yapabilirsiniz. Aynen öyle. Çok hoş bir şey yani. Sevimli çizimli şey, renklerle oynamak çok güzel çok bir güzel, şey. Çok güzel. Ne güzel evet, söylediniz. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Boş zamanlarınızı değerlendirmek amaçlı. Bir de herhangi bir yere giderken atıyorum. Hediye. Arkadaşınıza, komşunuza değil mi? Evet, evet. Ne güzel söylediniz bakın. Hediye olarak götürdüğünüzde el emeğinin evet, karşılığı var mıdır yok, yani? Hayır, hiçbir şekilde. Yoktur. O yüzden çok güzel ya. O şekilde yapıyoruz. Sizi tebrik ediyorum teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama tabii ki siz bunu ev yapmakla kalmayıp aynı olur, zamanda sipariş de almaya evet, başlamışsınız. Evet, sipariş almaya başladım. Hı-hı. Özel dersler vermeye başladım. Mükemmel. O şekilde gidiyorum. Yani şükür yeterince kadar iş yoğunluğum vardır. Maşallah. Yani. Allah arttırsın. Güzel bir şekilde tabii ki arttırsın. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi ben hayranlıkla izliyorum hanımefendi. Çok güzel bir örnek. Hani bizler tabii ki eğitimci olarak bu işe başladık. Eğitimci olarak devam ettik ama hanımefendi şu anda karşımdaki bir ev hanımı. Yani çoluğu çocuğu olan bir hanımefendi karşımda var. Ve bunu işe dönüştüren birisi. Evet. Yani evet, ben hayran kaldım. Teşekkürler. Tebrik ederim sizi. Teşekkürler. Bir de şu var. Tamamen sabır işini yapıyorsunuz. Evet, çok sabır yani gerekiyor. Sabır istiyor tabii tabii. Aynen aynen. Sabır işi gerekiyor. Yani her şeyi bakın ince ince şurada bir çizimimiz var. Boncuk iğnesiyle vallahi, delinmiş bir şekilde kağıttır. Ay Allah'ım. Hı-hı. İnanın bana bakın hocayız ama gerçekten bu sabır bende tam anlamıyla yok. Evet, bunu çok sabır edin. Zaten hı-hı, baştan başlayacaksınız deseni bulup tabağa göre oturtmak. İğne ucuyla, boncuk iğnesiyle
iğne ucuyla delmek, bu deseni deliyorsun, ondan sonra çıkarıyorsun, kömür tozuyla basıyorsunuz ve çok harika bir desen çıkıyor. Öyle bir anlattı ki, sanki böyle benim hani şu stencil şeyleriyle yaptım, böyle tık 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 yaptığım şeyler gibi anlatıyor böyle. Yok, öyle değil yani. İğneyle kuyu kazıyorsunuz. Tabii. Vallahi iğneyle ya, kuyu kazıyorsunuz. Biz kendimizi alıştığımız için bize kolay geliyor. Kolay geliyor tabii. Değil her mi? Meslek zordur. Her mesleğin zorluğu tabii, vardır tabii, o şekilde. Aynen. Ama vallahi gerçekten sabrınıza ve emeğinize hayran kaldım. Şimdi yaptığı ürünleri ben gördüm. Zaten yaptıklarını da video olarak sizlere sunacağım hanımefendinin. Tabii ki sizden gelen güzellikleri de sunacağım. Allah'ım yarabbim, ya tam konuya girmişken hemen açıklayacağım. Videolar mı atmıyorlar? Ay o kadar güzel ki. Bana özel videolar çiziyorlar, çekiyorlar falan böyle artık. Böyle güzel güzel görüntüler mi atılmıyor? Ya o kadar şık şeyler geliyor ki. Evet. Artık ben kendi yaptıklarımdan geçtim. Gerçekten izleyicilerime hayran kalıyorum. Evet. Mükemmel ürünler çıkarıyorlar evet. onlarda. Evet. Yani ama tabii ki size öncelik vereceğim. Bugün konuğuma özel. Ondan sonra da onların yaptıklarını da sunacağım. Peki bir sayfamız var mı? Ya da sadece cep telefonumuzdan mı sipariş alıyorsunuz? Nasıl sayfam oluyor? Sayfam var Instagram'da. Ben kendime özel bir sayfam sayfanız var. Sayfanız var. Sayfanızın adını buradan duyurabilirsiniz. Türkiye Devreci Çin'i. Çin'i. Tamam güzel. Aşağıdan Çin'i. Şimdi Bahattin abiden rica ediyorum. Bahattin abi aşağıya isminizi güzelce koyar. Instagram adresinizi oraya etiketleriz. Buradan da sizleri merak edenler size ulaşabilirler. Tabii. Aynı zamanda veya çok beğenenler sipariş edebilir. İnşallah. Öyle. İnşallah size de bu kanal bir önce olur. İnşallah. Umarım. İnşallah. Öyle. Kendinden yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Artık rolü kendi üstüme alıyorum ve ne yapacağımı size söylüyorum. Bugün size basit bir pano yapacağım. Çünkü gerçekten Rukiye Hanım o kadar uğraşacak ki biliyorum gözlerinizi Rukiye Hanım'dan alamayacaksınız. Benle çok kameramanım benimle çok uğraşmasın diye ben şöyle elimde bir tuvale benzeyen bir pano var. Bu panoyu ben çok seviyorum. Sistemini sizlere de anlatmak istiyorum. Panomuzun şöyle bir boşluğu var arkasında. Bu da ağır olmamasına sebep oluyor. Yoksa çünkü bunu duvara aparat olarak asmamız için biraz kalın olması gerekiyor. Ama benim panom çok ince. Tıpkı tuval mantığında. Ama ahşap. Şimdi tuval zor boyanıyor biliyorsunuz ki. Buradan tuvalle uğraşanlar çok iyi bilirler. Ben de o yüzden ona yeni bir çare buldum. Ne yaptım? Şekilde bir ahşap ürettirdim ahşapçıma. O da çok güzel bir ürün yaptı. Tabii ki ulaşmak isteyenler bizlere ulaşabilir. Onlara numaralarını ve siparişlerine cevap verebilirim. Bu şekilde tuval yerine bir ahşap yaptırdım. Ve bunu güzel bir hediyelik olarak pano hazırlayacağım. Gerçekten sizler de hayran kalacağınıza inanıyorum. Zaten yaptıklarımı çok çok güzel değerlendiriyorsunuz. Bunlar da beğeninize sunacağım bir pano olacak inşallah. Rölyef pastayla, boyalarla falan filan değerlendireceğiz. Basit bir ürün haline yapacağız. Ve ama sonuç olarak mükemmel bir hale çıkacak. Hemen şimdi vakit kaybetmek evet. istemiyorum. Artık işe başlamak istiyorum. Evet. Öncelikle elimizdeki tabağı bir tanıtalım Rukiye Hanım. Bu 25'lik bir tabak. Aynen. Püs gibi. Bunu zımpara çekiyoruz ve temizledikten sonra bu desenin üstüne basacağız. Şu anda ortasını bulacağız. Tamam. Ben öncelikle bir tabağı elime almak istiyorum. Buyurun. Seyircilerime çok net anlatmak istiyorum. Elimdeki beyaz topraktan yapılmış bir kil. Yani kilden yapılmış daha doğrusu çamur da denebilir. Beyaz kilden yapılmış bir tabak. Normalde bu tabaklar şu şekilde kalıptan çıkarlar. Elle yapılanları da vardır ama bu kalıp ürünü. Şöyle bu tür obje olduğunda kalıptan çıkar. Öyle göstereyim. Bu normal çamuru kalıbın içerisine dökersiniz ve o pişer. Sonra da ondan çıktıktan sonra böyle bir hale gelir. Bunun adı da bisküvidir. Bisküvi haline adını alır ve üzeri tamamen şekillendirilerek nasıl isterseniz boyanabilir. Şimdi
Normalde böyle bir desen kullanacağız biz. Desen ama tabii el çizimi de yapabiliriz buna. Şu an desen kullanmak gerçekten sizlerin daha kolayına gidecek. O yüzden özellikle desen kullanmasını istedim. Rukiye Hanım normalde güzel güzel şeyler, başka türlü hareketler de yapıyor. Yani gördüm, hayranda kaldım zaten. Ama ben özellikle hani buradan herkesin yapabileceği bir ürünü tercih etmek istedim. Rukiye Hanım'dan da bunu rica ettim. O da sağ olsun beni kırmadı. Şu an üzerine bir desen çizecek ve hemen deseni nasıl olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Evet, şu anda deseni bir basalım. Tamamdır. Önce bir gösterelim. Orta yerini bulalım. Bu ölçümle şekilde buluyorsunuz. Evet, ölçümle pergelle buluyoruz. Bu şekilde bulduktan sonra elleriniz titriyor. Evet. Bence gerçekten rahat olun. Tamam. Yani bizim seyircilerimiz çok anlayışlı seyirciler. Her zaman böyle alkış gönderirler, tebrik gönderirler. İnanın hiç öyle bir durum yok. Evet, bu ortası bulundu şu anda. Çünkü pergel çekmemiz için ortasını bulmak zorundayız. Bu deseni şu anda şöyle şekilde oturtuyoruz. Desenimizde de orta belli. Evet, ortası belli. Tamamdır. Eşitliyoruz. Hem ortasından dolayı. Bu kömür tozuyla basıyoruz. Kömür tozumuz mangal kömüründen yapılmış. Hani çoraplar olur ya, onun içine koyarız. Onun içine koyduktan sonra bu kömür tozu bu şekilde yayarız. Altına güzel bir desen çıksın diye. Tamam, güzel. Ben şu suyu çekeyim, seyircilerimiz daha iyi görsünler. Evet. Hatta şu tabağı da çekeyim. Bu desenimizin ismi de Hayat Ağacı'dır. Evet, gerçekten de öyle duruyor. Evet. Bize ilk ders verirken bunları verirler. Evet. Önce çizim, çizimden sonra. Bakın, bulamayacağımız hiçbir şey yok. Yok, her şeyimiz var. Aynen. Normal üzerindeki o kağıttan da bahsedelim isterseniz. Onu ilk olarak nasıl çizdiğinizi biraz bahsedelim. Şunu. Bunu biz modelini ayarlıyoruz. Çıktı bile alabilirler. Çıktı bile alabiliyor. Tabii canım, bunlar özel şeyler oluyor. Bunun kağıdın altına parşömen kağıdı, yağlı kağıtlar oluyor, sert oluyor. Onu yerleştiriyoruz zımbayla. Onun üzerine boncuk iğnesiyle ince ince deliyoruz. Tamamen delikler. Delikler. Şekilde göstereyim. Acaba salih belli oluyor mu şöyle tuttuğumda? O üzerindeki küçük küçük noktalar. Bir bakar mısın acaba? Evet, belli oluyormuş. O zaman seyircilerin de görebiliyor. Bakın, bu ince ince noktalara o iğneyle tamamen deseni çiziyoruz demişti ya hanımefendi. O desenin o çizgilerinden, yani nokta noktalardan elimizdeki kömür karasıyla buna tamamen çizercesine üzerinden geçti. Ve arkasından tabii ki hiçbir yerde başka yerde delikler olmadığı için bu ürünün altına geçti. Evet. Oradan, yani şu noktalardan, şöyle göstereyim, bu noktalardan karalar geçti ve böyle çok kolay bir çizimimiz oldu. Çok basit oldu. Aynen. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Zor dedik. Seyirciler şimdi bu muymuş zor dediler. Ama olay ya, bundan sonra bizim boyalarımız biraz zor sürülüyor. Ya, dersi aldıktan sonra her şey kolay. Başta ders alacaksınız. Bu şekilde alınıyor. Evet. Şimdi deseni çizdikten sonra en ufak bir temizlik yapmadınız. Yok, yapmadım. Zaten temizlik yaptığımız için bile yaptıktan sonra bitiyor zaten. Tamamdır. Kömür tozu, evet. Evet, kömür zaten tozunda. Boyadıktan sonra bunlar belli bile olmuyor değil yok, mi? Yok, bunlar siliniyor zaten. Ve tek parmak üzerinde çalışıyoruz. Tek parmak üzerinde çünkü kömürler silinmesin diye. Anladım. Bunlar çok çabuk silinen bir şey. O şekilde gidiyoruz tek tek. Rukiye Hanım, bir şey merak ettim. Şimdi bu siparişimiz mi? Conta TV'ye özel yapılan bir tabak mı? Conta TV'ye özel yapılan bir tabak. Tamamdır. Merak ettim onu nedense. Sizden haber alınca ben de bu şekilde devam buna ettim. Buna karar verdim. Evet, buna teşekkür karar ederim. Verdim. Acaba sipariş mi yapıyoruz diye merak ettim. Buradan o bayana da söyleyecektim ya da beyefendiye. Yani ürününüz televizyonda yapılıyor diye. Bu şekilde çıkıyor desenimiz. Ve tek parmak üzerinde yapıyoruz Emine Hanım. Evet. Ben böyle sessizce izledim. İnanın.
Okan, ya ben böyle şeylere zaten hayranlık duyuyorum. Buradan seyircilerim tabii ki hepsi şahitler. Evet. Bayılıyorum ya, sanatın her türlüsüne bayılıyorum. Ya ayrı bir güzel. Evet evet, hepsi farklı farklı güzel. Tabii ki şimdi çini yapmak gerçekten bir bölümde çok zor. Evet. Yani 40 dakikalık bir televizyon programına asla sığmaz. Evet. O yüzden hiç daha önce çini yapmamıştım programda. Böyle göstermeniz de çok güzel oldu. Ama ben de şimdi sizden esinlendim. Evet. Bir programımda kendi ellerimle çizimi yapacağım. İnşallah. Bir tane ondan yapayım artık, göstereyim. Değil böyle mi? Evler çizeyim, meşhur evlerim var benim. Evet. Sıra sıra onları çizeyim Salih. Evet, şimdi vallahi Kıya Hanım'a bakmaktan inanın kendi işime herhalde yoğunlaşamayacağım. Acaba bugün iş yapmasam mı diye kendime söylemiyor değilim yani. Çünkü orada çok güzel şeyler oluyor ya. Kendimi alamıyorum. 3-4 tane konuk alsam vallahi ben program falan da sunamam herhalde. Öyle bir durum var. Şimdi elimde bir stansı var. Bakın, Rukiye Hanım'ın yaptığı şeyin bir nevi aynısı. Şöyle göstereyim. Defalarca kullandığım bir stansı bu arada, elimdeki stansı. Bu deseni çok seviyorum. Zaten Selçuk deseni. Selçuk deseni olarak geçiyor bu desen de. Gerçekten hoşuma gidiyor benim de. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu desenle buradaki tabloma bir boyut kazandıracağım. Hemen şu şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi elime krem şanti gibi daha önce bahsettiğim ürün var. Yani rölyef pasta olarak geçer. Rölyef pastamı anında tıpkı bir pastaya krema sürercesine dümdüz şekilde sürüyorum. Böyle. Bakın bu deseni boyayla da yapabiliyoruz. Ama benim burada bir amacım var. O da doku kazandırmak. Yani yan tarafta ilk başta bölümün başında gösterdiğim gibi Rukiye Hanım'ın yaptığı gibi bir harekette yapabilirdim. Ama benim amacım birazcık yüksek olması ürünümün. O yüzden de bu şekilde hemen hızlıca sürüyorum. Her işin bir kolaylığı var tabii ki. Rukiye Hanım, sessiz sessiz çiziyorsunuz. Evet. Bu arada çocuk hiçbir şey sormadı. Vardılar. İki tane çocuğum var. Bir oğlum var, bir de kızım var. Allah bağışlasın. Çok güzel. Valla. Onlar da bugün gurur duymuşlardır anneleriyle. Evet. Değil evet, mi? Tabii, böyle tabii. Burada onlar olmanızdan. Onlar da çok heyecanlı. Şöyle hemen gösteriyorum. Salih'cim gösterdin. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bakın gördüğünüz gibi Rukiye Hanım'ın emek emek uğraştığı işi hızlıca yapabildim. Evet, çok güzel. Böyle. Şimdi tekrardan her zamanki gibi yerini buluyorum. Bir tane boyanmış yere koyuyorum hemen şu şekilde. Sonra üzerinden tekrardan aşağıyı geçiyorum ve bu sayede hemen hemen her yerini boyutlamış oluyorum. Normalde bunları beklemek en güzeli, açıkçası söyleyeyim. Beklemek lazım. Yani ama ben tabii televizyon önünde birkaç tane böyle bulamıyorum ürün. Mümkün değil yani o kadar ürünü bir arada yapmam. Ama bunun güzelliğini şöyle sağlıyorum. Üzerini boyadığım için hani bir yanlış, bir bozulma olsa da çok büyük bir sıkıntı olmayacak. O yüzden buradan hemen yaparak, şöyle kaldırarak devam ediyorum. Bakın hafif bir bozulma var. O bozulma bizim için çok önemli bir bozulma değil. Boyayınca zaten belli olmayacak. O yüzden hemen bu işi de bitirmem gerekiyor. Hızlıca yapıyorum. Sizleri beklemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Nasıl karar verdiniz bu işe başlamayı? Kız gene boş gene. Bunu duydum. Duyunca da gitmek istedim. Belediye veriyordu. Evet, belediyenin komek kurslarında. Komek kurslarında veriyordu. O şekilde bir başladım.
Devam ettim. Hiçbir zaman hiç yani. Hiç bırakmadınız. Hiç bırakmadım. Ne kadar güzel. Tabii tabii. Ya o zamanlarda siparişler gelmeye başladı güzel bir şekilde. Hı hı. Öyle olunca devam ettim. Ne güzel. Ya en başında daha bu işe başlar başlamaz sipariş almaya başladınız. Yani, evet. Olmuş, şans sizden yanaymış evet, yani. Evet. Öyle bir durum olmuş. Evet. Ya güzel. Sevdiğim için çok şey yaptım. Desenleri de çıkarabiliyorum şu anda kendim. Kendiniz desen çizebiliyor musunuz? Evet, çizebiliyorum. Mükemmel. Evet. Desen de çıkarabiliyorum. Bu çok önemli bir şey. Evet, vazolar yapıyoruz. Çok güzel şeyler oluyor. Yani çok severek yapıyorum, bilmiyorum. Hı hı. Zaten her insan sevdiği şeyi yapacak, işi yapacak. Ne güzel. Şimdi bakın gördüğünüz gibi desenimi hazırladım hemen hızlıca. Her yere desen geçtim. Biliyorsunuz ki ham bir ahşaptı. Şu anda dokulu bir ahşap haline geldi. Hemen bunun kurumasını bekliyoruz. Bu kurur kurumaz üzerine boyayacağız. Hemen göstereceğim sizlere. Birazcık böyle. Ben kurumasını beklerken bakalım neler yaptınız. Size şu anda çizildi. Şöyle Salih'e gösterelim. Evet, çizgileri belirgin hale getirdiniz. Evet, evet. Bunu boyanızla. Evet, tahrir boyayla konturlarını geçtik. Şu anda biraz sonra da dımdıklarımızı yapalım. Evet, o da sabır bir işi. Sabır işi, evet. Tamamdır. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Dımdıklama işlemine geçtik Emine Hanım. Bizim bu fırçalarımız özeldir. Özel bir fırça. Evet, atkılıyla yapılan özel bir fırçadır. Bu tüm olarak verilir bize. Biz boyutuna göre, yuvarlağına göre keseriz. Kendi yapacağınız işin boyutuna göre evet. Onu inceltip kalınlaştırıyorsunuz evet, değil mi? Evet, inceltiyoruz. Bu dımdık olduğu için yuvarlak. Bir kumbi boyama kum bu arada. Boyama. Aynen, onu da söyleyelim. Kum boyama. Alıyorsunuz. Alıyoruz. Hafif bir şekilde suyunu aldıktan sonra bu şekilde yuvarlak noktama başlıyoruz. Yuvarlakları tek tek koyuyoruz. Gözlük kullanıyor musunuz normalde? Kullanıyorum. Evet, yani gözlüksüz bu iş olmaz. Evet. Vallahi Çin'i ürünlerinin neden pahalı olduğunu sormasınlar evet. hiç. Evet. Şu anda ekranlarımızda şahit oluyorlar. Çok emekli. Emekli ya. Gerçekten çok emekli. Mavi de benim en çok sevdiğim renk. Evet. Allah var ya. Çok güzel ya. Bakar mısınız? Çok güzel ama işte çok da zor. Evet. Tebrik ederim. Sabır. Sabır. Evet. Tamamen sabır. Sabır işi. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Çok... Evet. Şu anda Rukiye Hanım devam ederken ben de ne yapıyorum? Hemen önümde duran tabloma dönmek istiyorum. Biliyorsunuz ki tablomu şu anda öyle pastamı çektim. Sonra hemen fırçamı alıyorum ve kuruduğuna inanarak şu şekilde boyamaya başlıyorum. Ben ne yapıyorum? Hemen birinci katımı hızlıca geçtim, kuruttum ve şöyle ikinci katımı da geçtim. Hemen kurumasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi şimdi o yaptığım desenleri sanki kapatmışım gibi bir hissiyat oldu. Ama o görüntüye hiç aldanmayın. Birazdan o kadar güzel açığa çıkacaklar ki hiç böyle görmemiş gibi olacaksınız. Peki ne yapıyorum? Bu ürünümü şurada kurumaya alıyorum hemen. Ondan sonra bir de bunun üzerine monteleyeceğim şu şekilde bir anahtarım var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim hemen. Bu anahtarımı aynı renge boyamak istiyorum. Şimdi
Ürünümün ikinci katında geçtim ve hemen hemen kurudu. Çok az yerlerinde ıslaklıklar var. Ama gördüğünüz gibi tam anlamıyla kapattım. Artık o ahşabı görmüyoruz. Peki şimdi neler yapacağım? Buraya da hemen anahtarımı şu şekilde bıraktım. Anahtarımı gelişi güzel boyadım çünkü ona bir sürü dokunuşlar yapacağım daha. O yüzden sadece üzerine bir geçiş yaptım. Hemen onu da buraya bıraktım. Ama hemen Rukiye Hanım bize söylemeden neye geçmiş? Hemen bakalım. Evet. Dımdıklar bitmiş. Bitti. Evet, tebrik dımdıklar ederim. Bitti. Şu anda tonlamaya geçtik. Uh-huh. Boyamızdan suyu alıp sakin bir şekilde suyu yürüterek boyuyoruz. Aman Allah'ım. Evet, üst tarafları koyulaşacak şekilde. Hı hı. Şu anda hiç değdirmiyoruz. Kenarlarını koyu şekilde yapıyorsunuz. Evet, orta taraflarını açık evet, şekilde yapıyorsunuz. Evet. Ve fırça dabresi hiç görünmeden yapıyoruz. Sanki hiç dokunmamışsınız evet, hiç da kendiliğinden gibi evet, değil mi? Evet, kendiliğinden gibi gelip şey yapıyor yani güzel bir yürü. Evet ya Salih net görebiliyor musun? Bugün Salih'i çok yordum, kendimi suçlu hissediyorum. Sürekli Salih gel, Salih git, Salih gel, Salih git. O yüzden kendimi de ona karşı da bir sorumlu hissettim açıkçası. Ama ben şimdi bir ayağa kalkayım öğretmen nidasıyla bir bakayım bakayım yapabiliyor musunuz diye diyormuşum. Evet, buyurun, buyurun. Yani bir şey değil. Ama anlatmak amaçlı. Gördüğünüz evet, gibi yaprağın uçlarına doğru, doğru koyuluklar veriyorsunuz. Evet, evet. İç tarafına doğru açıklıklar. Açık, evet. Çünkü nedir? Doğada da bu böyledir evet, zaten. Doğanın rengini veriyoruz. Aha, doğada ne görüyorsak onu veriyorsunuz. Evet. Gerçekten de. Suyla yürütüyoruz. Oluyor. Aynen fırça izi de hiç gözükmüyor. Gözükmeden bu şekilde yapacağız. Oy oy oy. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Yine o dımdık dediğimiz fırça ile yapıyoruz. Yani yok, at kılığıyla. Hani evet, onu değiştirdik ama o evet, mantıkla bir fırçamız tabii, var. Tabii bu boyama fırçası olarak kesiliyor. Hı-hı. Bu boyama fırçası olarak kesildiği için bu ince taraflara kullanılıyor. Dımdıkları yuvarlak şekilde keseriz. Evet, güzel. Güzel, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi ben ne yapıyorum efendim? Hemen şu şekilde bir ürünümü alıyorum. Elimde normal bir boyam var yine. Bakın bunu boya yerine cherry de yapabilirsiniz. Yani wax'tır, işte eskitme kremidir. Hani o tarz eskitmelerle de yapabilirsiniz. Ama ben şu an öyle bir şey istemiyorum. Elimdeki boyayı değerlendirmek istiyorum. Boyamı aşırı derecede sulandırdım. Gördüğünüz gibi sulu bir boya haline getirdim. Hatta buna yetmez gibi tekraren biraz daha su dökeceğim şu şekilde. İyice sulu bir boya haline getirdim. Ve elime kuru bir peçete, ıslak mendil de olabilir bu arada. Islak mendil hatta tercih edeyim lütfen. Aynı fırçayla alttaki kullandığım renkle şekilde biraz fırçamı yediriyorum. Rengini birazcık açmak istiyorum zaten. Hani bu kadar koyuluk olmasına gerek yok. Şimdi gelişi güzel şöyle koyuluklar veriyorum. Bakın burada olabilir. Şöyle az az gelebilirim. Tabii ki ben oturarak yapayım. Hep ayakta çalışmaya alışkın olduğum için hiç oturmak aklıma gelemiyor maalesef. Şimdi bu şekilde koyulukları götüreceğim. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Elimde ıslak mendilin suyunu muhakkak sıkıştırıyorum. Hiçbir şekilde suyu olmuyor. Ve şu şekilde azalta bunu yediriyorum. Yani rengimin istediğim yerde açık, istediğim yerde koyuluklar görmek istiyorum. Bakın alttaki ürünümün de çok çok kurumamasından kaynaklı bu şekilde bir tonlama yapmış oluyorum. Elimde bir kuru bezim var. Sonra kuru peçetemle şekilde bunu harmanlıyorum. Burayı öncesinde yaptım. Biraz kuru bezle aldım. Sonra tekrardan ıslak mendilimle alıyorum. Ve burayı dediğim gibi gelişi güzel bir şekilde yediriyorum. Bakın her yere geçeceğim. Ama bazı yerler koyu, bazı yerler açık olacak. Şu andaki tonlamaları görüyorsunuzdur. Bu şekilde geçeceğim. Şimdi şuradan da bir gelsin istiyorum. Buradan koyulukları görmek istiyorum. Şu şekilde.
Şuralar daha da koyu olsun diye öncesinde yapıyorum burayı. Bunları elinizde eğer fısfıs şeklinde sularınız varsa hani sıkabileceğiniz, öyle de değerlendirebilirsiniz bu arada. Daha yeni ki o kirli ıslak mendilimle şu şekilde fazlasını alarak, bütünleyerek böyle gelişi güzel bir şekilde siliyorum. Olmayan yerlerde elimdeki ürünümü tamamen kirli haliyle yapıyorum. Zaten olan yerlerde koyu şekilde gidiyor. Kenarlar da bütünleşsin diye buraları da bu şekilde geçiyorum. Şimdi bu ürün ıslakken çok belli olmaz. Geçişler sanki çok netmiş gibi gözükür bize. Böyle bir dezavantajı olur. Ama birazdan kuruyunca bir yerlerinin koyu, bir yerlerinin açık olduğunu çok net bir şekilde görürüz. Bu şekilde tamamladık. Çok basit bir işlemle, bakın tonlamayı göstermiş oldum. Mesela koyuluk istediğim yere tekrar tekrar girip ve elimde boyaların kendisine ait kokusu var mı bu arada? Yok. Kokusu hiçbir, yok. Koku yok değil mi? Evet, hiçbir koku yok. Aynen. Yani bir an aklıma geldi bunu söylemek. Hı-hı. Hiç değerlendirmedim. Kumla şey olduğu için, boya olduğu için kumla, valla ustalarımız biliyor. Ben şu an tam olarak bilmiyorum. Hı-hı. Kum diyerekten biliyorum. Tabii tabii, evet. Hı-hı. Kum boya. Kum boya olduğu için bunun kokusu olmuyor. Tamamdır. Ama ıslandıkça tabii tabakta bir toprak kokusu oluyor. Doğanın evet, toprak evet, kokusu evet, oluyor. Evet, o çok güzel. O çok güzel zaten. Oluyor. Onu alabiliyorum şu tabii. An. Tabii. Tam şeyi söylüyordum, bir anda aklıma geldi, sizlere de cevap olsun diye sormak istedim. Burada koyuluk istediğim yerde hemencecik girip, açıklık istediğim yerde ıslak mendillikle hemen gireceğim. Böyle ikisinin değerlendirmesini kendime kalmış. Yani açıklık istediğim yerde hemen ıslak mendilimle açabiliyorum. Koyuluk istediğim yerde de boyayı sürüp hemen anında kuru bezle kurutarak orayı orada yoğunlaştırıyorum. Bakın gölgelendirmelerim bu şekilde. Boyayla da söylediğim gibi yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi kurudukça kurudukça kendini çok belli ediyor. Ben de şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın yer yer açık, yer yer koyu, belli oluyor değil mi Salih? Aynen. Çok teşekkür ederim. Bugün Salih'e göre baya baya düşüyor habire. Aslında ben gerçekten basit bir işlem tercih ettim. Çünkü Rukiye Hanım'ın yaptığı iş oldukça zor bir iş. O yüzden dikkatlersin üzerinde olmasını evet. Çok istedim. Çok teşekkürler. Ondan dolayı hiç. Çok teşekkürler. Rica ederim. Estağfurullah. Çocuklarınızda da özenen var mı? Oğlunuz ya da kızınız? Yok, kimse özenen yok özenen şu anda. Yok. Şu annenin anda yok. İşi çok mu zor diyorlar? Evet, anne çok yoruluyorsun. O şekilde konuşuyorlar. Ay ne güzel. Ne güzel valla. Değer bilen çocuklar. Hı-hı. Çok değerli. Bazen sen kalkma anne işini yap. Oo, o şekilde tabii vay, tabii. Vay vay. Biz yaparız. Sağ olsunlar, yardımcı ne da güzel, oluyorlar. Ne güzel. Allah başınızdan eksik etmesin. Amin. Şimdi ben yeterince açtığımı düşünüyorum. Daha fazla açmayacağım ürünü. Bu gölgelendirmeler bana yetti de arttı. Geçişlerim de çok yumuşak geçişler oldu. Hiçbir şekilde bir ince bir çizgi görmüyorum ben. Zaten böyle bir geçiş yapmak istemiştim. Çok da hoş oldu. Şimdi boyalarımı hemen bırakıyorum bu köşeye. Ve elime tekrardan bir stencil alıyorum. Ve stencil'ımı şu şekilde yukarıya bırakıyorum. Bakın elimde şöyle çizgi çizgi bir stencil var. Ama bu çizgileri aynı bunun gibi kullanmak istemiyorum. Sizler de elinizdeki stencil'ları kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Bakın şuradan öncelikle bir kısa taraftan başlamak istiyorum. Yani en dipten başlamıyorum. Ve elimde partiküllü bir rölyef pasta var. İçerisinde böyle taş partikülleri var. Hemen onu alıp şöyle zaten ürünü kuru mendille
tamamen kuruttuğum için şu an ıslak bir ürünüm yok. Bakın bunu alıyorum. Şu şekilde. Bu tıkır tıkır sesler geliyordur muhtemelen sizlere. İçerisindeki o taşlardan dolayı gelen sesler. Bakın kaldırıyorum. Ben buna gerçekten bu olaya çok seviyorum ve hayran kalıyorum. Bu şekilde de yapmak benim hoşuma gidiyor. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şuradan şöyle yapalım. Birazcık bir nokta bulalım tekrardan. Şimdi o bozulmasını istemediğim için, artık onun net olmasını istediğim için kesinlikle stansılımı oraya değdirmiyorum gördüğünüz gibi. Bir yerlere giderken hediye olarak götürebilirsiniz. Özellikle ofislere biliyorsunuz ki çok güzel ürünler olabilir. O yüzden sizler de böyle değerlendirebileceğiniz bir ürün şeklinde size bir öğretmiş olayım dedim. Şuradan Salihciğim göstereyim şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel hale geldi. Burada da şöyle goldları hem sileyim hem de hatalarımı kapatmış olayım diye şuradan kenarında geçmiş olayım size gösterirken. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben de sona doğru geliyorum. Şimdi siz de sona doğru evet, geliyorsunuz geliyorum artık. Geliyorum yavaş yavaş. Şekilde anahtarını da buraya yerleştirdiğimde bazı dokunuşlar yaptıktan sonra çok şık bir ürün olacağına inanıyorum. Bunu şurada hafif bir kurumaya alırken hemen anahtarımı alıp tıpkı kendisine yaptığım o gölgelendirmeleri anahtarımda da görmek istediğim için öncelikle şöyle anahtarıma dokunuşlar yapıyorum. Sonra ıslak mendilimi alıyorum ve şuraya poşetin üzerine sıkayım. Buna bu şekilde gelişi güzel bir şekilde siliyorum. Bazı yerlere çok siliyorum. Bazı yerlerde hiç silmeyerek orada bırakıyorum. Evet, şimdi diğer boyamıza geçiyoruz evet, değil mi? Evet, şu anda evet öteki boyalarımız bu şey yani sıralamayla gider ama kısıklı olduğu için ben kırmızıyı bir göstereyim dedim. Tamamdır. Kırmızımız katı oluyor. Şimdi şu şekilde. Ben şöyle çekeyim de Salih daha iyi görsün sizi. Evet. Şu şekilde boyuyoruz. Bu boyamız katı olduğu için tahrir ana hattını kapatır. Onu kapatmamak için kürdanla kazıyoruz kenarlarını. Hı hı. Yani o siyah çizgilerin kesinlikle kaybolmamasını evet, istiyoruz. Evet, evet. O yüzden de kürdanla kazıyoruz o boyanın. Gelen yerler olursa onları kazıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Üstüne geldiği anda kazıma yapıyoruz. Çünkü bu yanmayan bir boya. Üstüne, boyanın üstüne geldiği anda yanmaz. Muhum ya. Neler var neler. Tabii ki bu bir fırına gireceği için. Tabii parlanacak. Aynen. Cam sırlanacak. Güzel bir olayı var. Evet, onları biz yapmıyoruz. Bizim ustalarımız yapıyor. Hı hı. Tabii onlar zaten yerleşiyor ve tabii. Sıcaklığıyla birlikte orada pişmiş oluyor. Evet, evet. Fırınlarımız var büyük büyük. Onlara pişiriyorlar. Yani bizim aşamamız sadece çizim. Hı hı. Çizdikten sonra bizden bitiyor. Vallahi var ya büyük aşama yani. Sadece bunu söylemek istiyorum. Böyle sadece bizim aşamamız böyle basite indirgiyorsunuz ama hiç kusura bakmayın. Çok güzel. Bu arada ben tarihi eser bir burada bir böyle çok güzel bir anahtar yaptım. Evet, çok gerçekten güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Gördüğünüz
gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Aklıma hangi boya estiyse o boyayı tamamen üzerinden geçtim. Yani yaldız süpürdüm, gold süpürdüm, sonra antik gold, antik gümüş süpürdüm. Bu şekilde, bu şekilde kafama göre tamamen dokunuşlar yaptım. Şöyle biraz goldlarım da gözüksün istiyorum. Tam bir anahtarın o geçmişten gelen bir anahtar simgesi haline getirdiğimi söyleyebilirim. Hafif bir de siyah dokunuş yapmak istiyorum. Çünkü bir koyuluk istiyor şu an ürünüm. Onu görüyorum. Söylediğim gibi bunlar sizin kararlarınızla değerlendirilecek şekiller. Şöyle kenarlara biraz siyahlık vererek gölgelendirme yapıyorum. Bu da ürünümün daha çok açığa çıkmasını sağlamış oluyor. Üst üste üst üste boya yapmanın da faydaları var. Hepsi kendini bir yerde gösterir ve tabiri caizse hepsi birer bir star olur. O da benim çok hoşuma gider. Bakın gördüğünüz gibi gold'u da görüyoruz, gümüşü de görüyoruz. Bu programda Emine Hanım'ı oturtturduk. Evet. Önce... Yoksa yerlerde. Ya evet, yerlerde, göklerde de uçuyordunuz. Vallahi var ya, seyirci farkında yani. Evet. Durumu. İnanın nerede yerimde benim. Masanın önü, masanın evet, arkası. Evet. Hani her yer dediğiniz gibi. Öyle bir böyle buna, bugün zaten seyirci mesela bir geçişte açtıysa şok oluyor. Aa, bu kadın niye oturuyor falan diye. Evet. Şu an hepsi şoktalar. Evet, şoktalar. Ay. Böyle bir durum. Şimdi evet, kırmızım benim bitti. Evet. Ellerinize sağlık bu şekilde. Şöyle tam bir Salih'e gösterelim. Salih bir görsün. Tabii. Daha çok boyaması şeydi ama. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Biz burada kısıtlı olarak gösteriyoruz. Zaten tabii. Mümkün değil hepsini göstermek. Seyircilerimiz de burada tahmin eder. Evet. Bir haftamızı alıyor dedik. Evet. Yani bir haftalık alıyor. Bir ürünü kısa bir süreçte burada göstermeye çalışıyoruz. Evet. O da tabii ki seyircilerimizin anlayışına tamamen evet, bırakıyoruz. Çok da güzel oldu ama ellerinize sağlık. Şimdi ben burada bir şey eklemek istiyorum kendi ürünüm açısından. Şekilde alıyorum, fazlasını kağıda atıyorum ve buralardan bir gölgelendirmeler yapıyorum. Çünkü ürünüm sadece kendi renginde kalsın istemiyorum. Şöyle biraz hafif bir yaldızlar geçiyorum ve tamamen şu şekilde süpürüyorum. Bakın sadece fırçamda kalanın yoğunluğunu yukarıya yedirdim ve fırçamda kalanları şu şekilde yukarıdan aşağıya bitim yerine doğru fırçamla geçişler yapıyorum. Peki yoğunluk görmek istediğim yerde ne yapabilirim? Fırçamı şu şekilde yan tutup şöyle 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 geçersem eğer burada yoğunlukları görmüş olurum. Zaten yoğunluk görmek istemediğimi şuradan belirtebilirim. Sadece ışık yansımasıyla koyuklar görmek istiyorum. Metalik tonlar görmek istiyorum. Şu şekilde yaptığımda sizler de şimdi metalik tonlara görüyorsunuz değil mi Salih? Tamamdır. Peki bunu bıraktıktan sonra öncelikle anahtarımı nasıl yerleştireceğime karar veriyorum. Ben anahtarı bu şekilde yan yerleştirmek istiyorum. Sonra yine aynı fırçamla şu şekilde ayağa kalkıyorum yine. Oturamıyorum gördüğünüz gibi Kehan'cığım. Böyle yerleştireceğim yere, karar verdiğim yerleri biraz daha yaldızlıyorum. Ve orada anahtarımın yerini netlemiş oluyorum. Şimdi ne yapıyorum? Hemen ürünümü şu şekilde alıyorum. Ve o zaten yerini şu an belli ettim. Yapıştırıcımı arkasına her yerine gelecek şekilde sıkıyorum. Çünkü tek bunu tutacak olay bu.
O yüzden biraz yoğun sürmek istiyorum. Tabii ki yapıştırıcıyı her yere gelecek şekilde yapıyorum. Nedeni söylediğim gibi tek tutacağı şey bu. Yani başka bir yapıştırıcı kullanmayacağım için eğer yoğun sürersem zaten işimi görecek şu şekilde. Bu şekilde çevireyim elime gelmeden. Eline gelince o kadar çok yakıyor ki. Evet. Allah, yapıştırıcı kullananlar bilir. Şöyle yapalım. Elimi tuttu. Hemencecik yapıştı. Hızlıca bir sonuç aldık. Bu şekilde ürünüm hazır. Hı. Şimdi sizinkinin de sonucunu görelim. Evet, sonucunu görelim. Yapacağımız artık bir işlem kalmadı. Kalmadı. Şu anda. Evet. Tabii ki bunlar fırından önceki halini bu şekilde görüyoruz, evet, değil mi? Ham maddesini bu şekilde görüyoruz. Evet. Yani artık ürün tamamlandığında, yani tamamı bu şekilde renklendiğinde, evet, fırına hazır hali hazır geliyor. Hazır haline geliyor. Tamamdır. Evet. İşleri bitirdik. Ayağa kalktık nihayet. Evet. Gerçekten ikimiz de çok güzel ürünler çıkardık. Evet, evet. Ben gerçekten böyle çok işçilikli bir ürün olmasın diye böyle hızlıca yaptığım bir iş oldu burada. Evet. Öyle bir ürün çıkardım. Ama sizinki vallahi destanlar yazılır yani. O kadar güzel ki gördüğünüz çok gibi ürünlerin inceliği, her, evet, şeyi, her dokunuşunuz, evet, öyle belli. Ellerinize, evet, kollarınıza sağlık. Çok sağ olun. Fikrinize sağlık. Tebrik ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Ben de buraya çağırdığınız için çok teşekkürler. Vay, çok sağ olun. Bu arada hazır böyle hani sonuca giderken, evet, öncelikle bir teşekkür etmek istedikleriniz varsa, selam göndermek istediğiniz varsa buyurun, kamera sizin. Eşime çok destek olduğu için çok ona çok teşekkür ediyorum. Vallahi evet. Yani değer veren her zaman, evet, çok önemlidir. Evet, yani eşim çok değer veriyor sağ olsun. O hiçbir zaman şey yapmadı. Genellikle destek olmaya başladı. Hı-hı. Yani destek oluyor. Ne kadar ne da olsa güzel. Çok iyi bir şey. Aynen, çok güzel. Ondan sonra hocalarımız var, ustalarımız var. Onlara selamlar. Çok güzel. Tabii eş desteği çok önemli. Tabii. Eğer önünüzü kesmiş olsaydı bugün buralarda olamazdınız. Evet, evet. Gerçekten tebrik ediyorum, evet, sizleri. Eşim çok çok yani çok çok sağ olsun. Ne güzel. Çok destek verdi. Hı-hı. Çok güzel. Allah ağız tadınızı bozmasın diyorum. Amin, amin. Kesinlikle. Evet efendim, bizler de burada böyle sonucu güzellikle yaşamanın zevkini yaşıyoruz gerçekten. Yine ellerimiz böyle çini temiz iş. Temiz iş. Yani evet, biz böyle bizim iş biraz pis. Çünkü ben, evet, kurumayı beklemediğim için anında üst üste evet, hemen hareket ettiğim için, evet, maalesef böyle oluyor hep ellerim. Bizimki de olur. Aynen, sence bir temiz temiz. Aynen. Evet. Bir kömür tozu sizi bozuyor. Evet, doğru bir söylüyorsunuz. Bozuyor. Yoksa hepsi çok güzel. Bakar mısınız? Bu arada buradan hani siz bu işte noktalamaları ve kırmızı boyanın hiçbir şekilde hiçbir yerden çıkmadığını söylemiştiniz. Evet. Burada ne demek istediğiniz çok belirgin hale geldi. Yani evet, böyle piştikten her şey, sonra, evet, hepsi piştikten belli sonra hepsi net oluyor. Elinize, rengi de değişir. Fikrinize sağlık. Koyulaşıyor değil mi? Evet, koyulaşıyor. Evet. Canlaşıyor. Sırlı bir cam var. Evet. Yani cam gibi bir ürün. Hani seramik tabii evet, de aldı. Öyle bir ürünümüz oldu. Valla ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkürler. Önce seyircilerim önünde size teşekkür ediyorum. Ben İkincisi de bir daha bir söz daha almak istiyorum. İnşallah. Tekrar sizi konuk almak isterim muhakkak İnşallah. Ki. İnşallah. Valla yaptığınıza hayran kaldık. Bizler de böyle bir güzel bir ahşap ürettik efendim. Gördüğünüz gibi duvarlara bunları pano olarak kullanabilirsiniz. Hem maddi açıdan daha düşük bütçeyle hazırlayabilir, hem de bu şekilde evinizin aynı koltuklarınıza göre bir renkler ayarlayabilirsiniz diyorum. Haftaya görüşene dek hoşça kalın, kendinize dikkat edin. Şimdi ne yapıyorum? Sizleri sizden gelenler bölümüne aktarıyorum. Ve bana bu güzel görüntüleri gönderdiğiniz için tabii ki teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim.